Sevgili aslanlar, evet geldik 2023 senesine. Zor geçen seneler, özellikle 2018'den beri iş hayatınız ve mesleki anlamda gerçekten istediğinizi bulamadığınız, umutlarınızı yitirdiğiniz, sizi mutsuz eden iş insanlarıyla çalışmak zorunda kaldığınız, çalışma arkadaşlarınız olsun, belki yöneticileriniz olsun, kendinizi anlatmakta zorlandığınız bir zaman gibiydi. Şimdi bunları yeniden konuştuğunuz ve artık güçlendiğiniz. Yani şimdi işler değişiyor. 2023 senesinde işlerin seyri değişiyor. Sizler artık kendi iş ortamlarınızı kurduğunuz, yeni başarılara adım attığınız, kendi isteklerinizi ve arzularınızı sunduğunuz bir zaman dilimine gidiyorsunuz. İş ve meslek anlamında gerçekten kariyerinizde zirve bir dönemde olacaksınız. Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar özellikle Nisan'dan sonra hayatınızdaki büyük değişime hazırlıklı olun diyoruz. Yeni başlangıçlara gideceksiniz. Yeni bir iş kuruyorsunuz muhtemelen. Yeni bir başlangıç içindesiniz. Korkularınız, endişeleriniz olabilir ama bu iş o kadar sizi farklı bir yere taşıyacak ki, öyle büyük bir başarıya götürecek ki Belki bir şeyi bırakmak zorunda kaldınız. Belki iftiraya uğradınız. Belki bir yanılgı yüzünden bırakmak zorunda kaldınız. Belki sağlık problemleri yüzünden bıraktınız. Ama şimdi bunun karşılığını aldınız bir sene içine giriyorsunuz. 2023'te kendinizi yeniden ortaya koydunuz. Yeniden başarılı olduğunuzu hissettiğiniz bir zaman dilimi olacak. Bu yıl içerisinde Venüs Aslan Burcu'nda hareket edecek ve burada gerileyecek. 23 Temmuz'da 4 Eylül arası sizler için Hepsinden çok önemli olacak. Eski ilişkileriniz, eski arkadaşlıklarınızın gündeme geldiği, parasal ve finansal konularda yeni kararlar almak zorunda hissettiğiniz, burada bazı şeyleri kaybedip kazanma dengesini, alma verme dengesini çok iyi kuracağınız bir zaman dilimi olacak. Bu Venüs gerilemesi bu yaz aylarında gerçekleşeceği için o dönemlerde çok fazla işe girme, çıkma, ilişkileri bitirme, bırakma, ayrılma ya da oradaki türbülansları şimdiden öngörüp daha iyi ve daha sakin adımlar atabilirsiniz. Biraz daha temkinli olun. Çok fazla dürtüsel olmamaya özen gösterin. Orada bir halüsinasyon gibi düşünebilirsiniz yaşanacak olan ihtimali ve olayları. Bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz, uzun zamandır görmediğiniz, fark etmediğiniz gerçekleri görebilirsiniz ama bunlar sizi daha kendinize karşı güçlü, daha iyi ve daha başarılı hissettirecek. Yani hayatınıza gelen her zorluk aslında sizin kendi iç potansiyelinizi keşfetmeniz için sunulmuş bir imkan olarak önünüze dönecek. Aşk hayatınızla ilgili şaşırtıcı olaylar biraz yaz aylarında gibi duruyor. Tabii ki Mart ayı da çok önemli. Özellikle Şubat ve Mart arasında aşk hayatınızda tanıştığınızda tanışacağınız yeni kişi size çok heyecan verici duygular katabilir. Yeni adımlar atabilirsiniz. Burada tanıştığınız insanla özellikle Temmuz zamanları, yaz aylarında ilişkinizin çatırdaması ya da gerilmesi gibi konulara ekstra dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz. Yatırımsal konularınız varsa, finansal konularınız varsa, bu tarz konularda yaz aylarında çok fazla yapmamaya özen gösterin. Özellikle Kasım ve Aralık ayları, bir şeyi alıp satma, bir şeyi belki de yenileme, revize etme gibi konularda çok daha doğru olabilir veya da sizi çok daha bir başarıya götürebilir. Özellikle iş hayatınızdaki büyük değişim, kariyerinizdeki büyük zirve sizleri çok şaşırtacak. Yıla girerken acayip derecede sönük ve umutsuz başladığınız yıl, yılın ortalarında hiç bunu hayal etmiyordum ve tahmin etmiyordum dediğiniz noktaya sizleri götürecek diyorum. Ay ay bizleri takip etmeyi unutmayın. Yıldızların Z raporunda sizlere 2023'ün en önemli olaylarını zaten bahsediyor olacağız. O zaman efendim sizlere mutlu güzel bir sene diliyoruz. Sevgili Başaklar 2023 senesi sizler için artık kendinizi ispat ettiğiniz, sözünüzü daha iyi geçirdiğiniz, enerjinizi dengelediğiniz bir sene olacak. Geçtiğimiz seneler tam böyle Araf'ta kaldığınız bir seneydi. 2020 22 senesi bir şeyleri yapmaya çalıştınız. Olmadı. istediğiniz yönde gitmedi belki. Ama daha fazla kendinizi güçlü hissettiniz. Şimdi artık geride bıraktıklarınızı gerçekten arkada çok gönül rahatlığıyla bırakabilir. Şimdi önümüzdeki seneye yani 2023 senesine daha güvenli ilerleyebilirsiniz özellikle Mart ayları çok önemli olacak burada bir dolunay yaşayacaksınız sizin burcunuzda ilişkiler konusunda net kararlar veriyorsunuz ve Satürn balık burcuna geçiyor 7 Mart'ta yani bu tamamen sizin karşıt burcunuza geçiş yapıyor burada kalacak yaklaşık 2026 senesine kadar bu ne demek oluyor bazı kuralları gerçekten yıkıyorsunuz. Bildiğiniz tüm ezberleri de bozuyorsunuz. Bir başak kolay o kuralları yıkmaz, ezberleri de kolay bozmaz. Yeni bir düzen kuruyorsunuz. Yeni bir başlangıç bu, yeni bir adım. Bir proje olabilir. Belki bir ilişki kararı, bir evlilik kararı olabilir. Yeni adımlar atacaksınız tabii ki. Ama önemli olan şey iradenizi artık yenmek olacak. Yani düşüncelerinizi, kalıplaşmış geleneksel düşüncelerinizi artık yıkmak zorundasınız. Bunları fark edeceksiniz. Yeni adımlar atarken belki dijital, belki sosyal medya noktasında çok kendinizi güçlendirecek projelerle çalışabilirsiniz. Bir projeyle ilerleyebilirsiniz. Size çok önemli bir teklif gelebilir. Bu sene teklifler senesi sizler için. Gerçekten siz de şaşıracaksınız. Hem yakın çevrenizden hem arkadaşlık ilişkileriniz hem dostluk ilişkileriniz olsun. Buradan gelecek teklifler, ortak yapacağınız işler önemli olacak. Tabii ki 23 Mart'ta Plüton Kova burcuna geçecek. Bir 2024'te asıl Plüton Kovayı anlayacağız. Sizler için çok sarsıcı etkileri şu an için tabii ki olmayacak. Çünkü daha Plüton yeni bir geçiş yapacak ya ve bu geçişiyle birlikte hayatınızda yeni kararlar vereceğiniz dönemi başlatacak. Bir iş görüşmesi Mart ayı çok önemli sizler için. Yeni bir başlangıç iş kurulumu, bir şirket kurulumu söz konusu olabilir. Yaz ayları daha heyecan verici olacak aşk hayatınızla ilgili. Hayatınıza yeni birileri girebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Belki yeni kararlar verebilirsiniz çok fazla kaygı bozukluğu yaşıyorsanız, böyle sinirsel sorunlar varsa, kaygısal problemler varsa, psikolojik destekler alıyorsanız da Mart ayında bunları böyle daha fazla arttırmak isteyebilir ya da burayla ilgili yeni yöntemler belirleyebilirsiniz. Aslında kaygı bozukluğu içerisinde olmak yerine toksik ilişkilerden vazgeçmek çok daha doğru bir karar olacak. Belki de yaşadığınız kaygı bozukluğu Vazgeçmeniz gereken yerlerden vazgeçmeyi başaramadığınız için olabilir. Bunu kendinize sormakta fayda var. Yeni atacağınız adımlar çok cesurcu olacak. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu sene size yeni bir başlangıç, yeni bir ödül veriyor. Bir şeyin ödülünü alıyorsunuz. Eğer şahit beklediğiniz bir atama haberi varsa bu olabilir. Yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa bu olabilir. Eğitimle ilgili konularınız varsa emeklilik olabilir gibi 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 birçok beklentilerinizin karşılığını alacağınız, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir sene olacak diyebiliriz. 2023 senesini zaten sizlere tek tek önemli gökyüzü olaylarıyla bildiriyor olacağız. Sizler de bu senenin hakkını vermek adına artık geleneksel bulduğunuz şeyleri yıkmak, duvarlarınızı yıkmak ve artık yeni konulara cesurca başlamak adına İlk adımları Ocak ayında atmaya başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki yönetici gezegeniniz Merkür'ün de senenin sonunda gerilemeye başlamasıyla 18 Ocak'ta da ileriye geçmesiyle daha rahat nefes alacaksınız. Zihninizdeki birçok soruya da cevap bulacaksınız. 2023 senesinin sizin için çok daha verimli ve güzel geçmesi için tabii ki Hürriyet.com.tr'nin Z raporunu ihmal etmiyorsunuz. 2023 senesinin sizler için getirilerini kaçırmadan takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve gelişen tüm gökyüzü raporunun Z raporunu sizler de alıyorsunuz. Mutlu seneler diliyoruz. Sevgili Teraziler veya yükselen burcu Terazi olanlar sizler için en önemli senelerden biri yani en 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 önemli sene diyebiliriz. Çünkü Koç burcunda karşıt burcunuzda tutulmalar olacak. Sizin burcunuzda tutulmalar olacak. Bizler bunları sizlere zaten ay ay, gün gün anlatıyoruz, söylüyoruz. Bahsedeceğiz. Zamanı yaklaştıkça konuşacağız. Ama tabii ki bu tutulmalar hayatınızı değiştirme yönünde gelirken yeni kararlar vermek, yeni adımlar atmak için sizi çok cesaretlendirecek. Bu senenin en önemli olaylarından biri de sizin için 17 Temmuz'dan sonra ay düğümlerinin koç ve terazi burçlarına geçiş yapıyor olması. Terazi burçları uzun zamandır kendilerini kaybolmuş hissediyorlardı ve bu kaybolmuşluk içerisinde nasıl gideceklerini, nasıl davranacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü sistemleri sürekli onların birilerini idare etmek ve onay beklemek noktasında olduğu için, insanları kırmaktan gerçekten hoşlanmadıkları için ve artık sanırım tepki veremedikleri için, tepki vermekten de pek hoşlanmıyorlar. Çevrelerinden, Belki de dışarıdan çok yanlış anlaşılıyorlardı. Sanki umursamıyor gibi görünüyorlardı ama aslında öyle değildi. Terazilerin hikayesi biraz uzun bu konuda. 2012 ve 2014 seneleri zaten çok zorlayıcı geçti. Bazı şeyler bitmek zorunda kaldı. 2023 senesi yeniden küllerinden doğdukları bir sene olacaklar. Bir şeylerin bitmesi, yeniden başlaması gerekebilir. Belki hukuksal davalar, boşanmalar, ayrılmalar, bir şeyleri finalleme ve yeni bir başlangıca gitme gibi konular ve durumlar olabilir. Yeni adımlar atacaksınız. Yeni belki başlangıçlar içine gireceksiniz. Daha cesur olmayı seçin. Korkmayın artık. Birilerinin sizi sevmesi gerekmiyor ya da kimse sizi sevmek zorunda değil. Birilerinin sizi de mutlu etmek zorunda değilsiniz. Enerjinizi lütfen bu alandan değiştirin. Yeni başlangıçlara çekilin. Yeni gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Yeni adımlar atacaksınız. Bu hiç olmadığı kadar sizleri güçlü kılacak. Bazı yeni işbirlikleri yapacaksınız. Bu işbirlikleri size çok iyi gelecek bu sene. Belki hayatınızdaki kadersel anlamdaki ortağınızı bulacaksınız. Gerçek ortağınızı bulup gerçek ortağınızı keşfedeceksiniz. Ne iş yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Yeni bir adımın ilk başlangıcını Nisan ayında yapma yolunda gidebilirsiniz. Tabii ki Ekim ayı da bununla birlikte çok önemli olacak. Parasal ve finansal konularda kazançlarınız artıyor ve çok büyük bir bağı koparma noktasına gidebilirsiniz. Bu bir ortaklık olabilir. Bu bir kamusal alanla ilgili bir alışveriş olabilir. Bir vergiyle alakalı konu olabilir. Artık bir şeylerden vazgeçip yeni bir şeye başlama kararı alıyorsunuz. Yeni bir adım atıyorsunuz. Hiç olmadığı kadar kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsunuz. Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili sorumlulukları eşlerle bölüşme. Bazı sorumlulukları artık üstünüzden atma noktasına gitmeniz gerekiyor. Enerjinizi gerçekten çok doğru kullanmanız gereken bir sene. Boş, anlamsız hiçbir şeyle olmamanız gerekiyor. Kendi gücünüzü keşfedin, kendi yönünüzü keşfedin ve bu keşifle birlikte en önemlisi yurt dışı seyahatleriniz olacak. Yurt dışı ile yapacağınız bağlantılar, anlaşmalar çok değerli olacak. Şansınızı ve fırsatlarınızı yurt dışından çok rahat bir şekilde arayabilirsiniz. Ne kadar seyahat ederseniz o kadar şanslı ve fırsatlı karşılaşmalar içerisine girebilirsiniz diyoruz. Bizler elimizden geldikçe sizlerin yanınızda olup tek tek gün gün size burçlarınızı anlatıyor olacağız. 2023 senesinde de Hürriyet'in Z raporuna abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz. Bizler size retrolar, dolunaylar ve yeni aylar haberlerini en kısa zamanda vermeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu seneler diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar sevgili akrepler. Evet 2022 senesi tüm tutulmaları yaşadığınız, gerçekten hayatınızdaki değişimleri hissettiğiniz bir sene oldu sizler için. Bu senenin en önemli olaylarından biri biraz sağlıkla ilgili konularda yorulmuş olabilirsiniz. Bedensel, fiziksel yorgunluklar, adım atamama, hiçbir şeyin sanki belli değilmiş gibi hissiyatlarını yaşadınız kendi içinizde. Tam bir şeyleri yapıyordunuz, sanki onlar yarım kaldı, bir şey satın alacaktınız, belki alamadınız. Kiralamak zorunda kaldınız, belki bir şeyi elden çıkartacaktınız, daha düşük değerde çıkarttınız, pişman oldunuz. Belki ilişkilerinizi ve evliliklerinizi bitirmek zorunda kaldınız ve nasıl yöneteceğinizi çok fazla bilemediniz gibi. Evet birçoğunuz da hızlıca evlenme kararları aldı. Evlendiler mesela ee, gibi gibi 2022'de gözlemlerim bu yöndeydi. Hayatlarıyla ilgili böyle radikal değişimler içerisinde oldu akrepler. Ama tabii ki bazı şeyler yeniden bir revizyon kazanacak 2023 senesinde şu an hiçbir şey göründüğü gibi değil. Özellikle evlilik ve ilişkileriyle ilgili bu sene biraz zorluklar yaşayabilirler. Özellikle mayıs ayına doğru eşle alakalı, partnerle alakalı, ortaklık ilişkileriyle alakalı konulara biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Daha sağduyulu olurlarsa ya da partnerle ilgili konularda çekişmeli hareket etmezlerse çok daha şanslı etkiler içerisinde olabilirler. Kendi enerjilerini değiştirip başka şeylere odaklanmayı Sessimler. hobileri olabilir, yeni bir eğitim alanı olabilir, yeni bir proje olabilir, yeni bir iş olabilir. Var olan şeylere o kadar sıkı sıkıya tutundular ki, yani bir şey var evet tamam ama. Olmaya da bilir. Yarın olmazsa o zaman ne yapacaksın? Yani birazcık daha bir B planı yapma, yerine bir şeyler koyma fikirleri içerisinde olmalarında fayda var. Yeni adımlar atıp yeni kararlar alacaksınız. Yeni yönler belirleyeceksiniz. Özellikle aile hayatınızla alakalı belki ani kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Aileyle alakalı, baba ile alakalı, belki anne ile alakalı. Burayla ilgili böyle çok tahmin etmediğiniz, öngöremediğiniz kayıplar yaşanmış olabilir. Çünkü tutulmalı yaşadığınız tutulmalar bazen öngörülemeyen konuları önümüze getiriyor. Çünkü kadersel şeylerdir. Kadere hizmet eder. Sadece bizler bunları anlar ve fark ederiz. Tabi bu yönler gelişirken bu sene işler daha fazla yoluna giriyor. 17 Temmuz'dan sonra kendinizi daha iyi ve daha güçlü hissedeceksiniz. Karanlık olan yerden çıkıyor. Işığınızı yansıtıyorsunuz. Enerjinizi değiştiriyorsunuz. Bu karanlık olan günlere özellikle 17 Temmuz'dan sonra son veriyorsunuz. 17 Temmuz'a kadar biraz daha çalışmalı, birazcık daha hedeflerinizi, işlerinizi daha fazla ön plana koymanız gerekiyor olabilir. Mart ayı yurt dışı ile ilgili konularda sizleri çok başarılara götürecek, çok farklı başarılara ilerletecek. Satürn'ün balığa geçmesiyle birlikte kendinizi daha iyi ve daha enerjik hissedeceksiniz. Bu sizi destekleyecek, bu sizi besleyecek. Kendinize daha fazla inanacak ve hareket edeceksiniz. E, alım satım işleriniz varsa, parasal konularınız varsa, bunlar da özellikle Temmuz ve Ağustos zamanlarında çok önemli olacak. Burada da bir Venüs gerilemesi olacağı için özellikle Eylül ayına kadar Temmuz ve Eylül arasında biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyoruz sevgili akrepler. Burada köklü değişimler, köklü alım satımlar, belki bir davanın sonucunu almak, bir tazminat ödemek ya da bir tazminat almak gibi konular gündeminizde olabilir. Tabi zaman yaklaştıkça bizler sizlere ay ay, gün gün bunları anlatıyor ve bahsediyor olacağız. Sizler de mümkün oldukça Hürriyet.com.tr'nin Yıldızların Z raporuna kanalına abone olun, bildirimleri açın ve gelişen 2023 gökyüzü olaylarını bizden duymaya devam edin diyoruz. Mutlu seneler diliyoruz.